Günaydın desene. Günaydın. Yine güneşli bir sabahtan herkese günaydın. Çok şükür. Güneşli olması bizim kuruyabilmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi burası emmiş bile. Şuralar çok kötü durumda. Zaten şu kenara koyduğumuz her şey ıslanmış. Çoraplarımız oradaydı. Ben gece 2 gibi çoraplarımızı aldım. Çoraplarımız ıslanması sıkıntı oluyor. Çadırın bu kısmı hiç kurumuyor. Çadırı çevirebiliriz aslında. İçini boşalttıktan sonra ya çevireceğiz ya da söküp bunu bunun gibi yere saracağız. Her kampki muhabbet. Çöplerimizi bir şey orada dökmüş. Onları henüz toplamadık. Dünkü çocuklar olabilir. Dünkü çocuklar gece 2'de geldiler. Şuraya ateş yaktılar. Yüzdüler. Burada yüzdüler, inanamıyorum ya. Şuraya bakın. Pisliklerle beraber yüzmüşler herhalde. Ben de ilk defa bakacağım bu arada. Ha, kart falan oynamışlar. Ama deli gibi içmişlerdi yani. Kartlarını da her yere saçmışlar. Şu pisliğe bak ya. O kadar içince üzülüyor demek ki. Geldiler hep bizim çadırın oralarda dolandılar, bir şeyler yaptılar. Odun falan topladılar herhalde. Orada ağaç var ya, onun altından dallarını falan aldılar. Ama ne kadar dinlendik. Çok. İnanılmaz dinlendik. Saat 9.30 falan da yattık galiba. Evet, 9.30'du. Saat. 11.30 saat uyumuşuz işte. Bir 2'de kalktık. Çocukların sesine o kadar. Bataryamızı şarj, bataryalarımızı daha doğrusu şarj ediyoruz. Çünkü çıktığımız yolun önemi yol. Ve o yolu çekmemiz lazım. Değil mi? Evet. Motorun aküsü bitmez inşallah. İnşallah. Dünden beri bir şarj bir şarj. Normalde onlar çok hızlı şarj oluyordu. Neden olmadılar? Motor çalışırken etki... Çalışırken daha fazla. Daha mı fazla? Ha. Çadırımızın altı mı kuruyacak şimdi? Hayır, kuruyacak. Baksana buradan almış. Zaten ben matları katlarken hep matların altı ıslak oluyor. Şişme mat falan olmasa ıslanacağız. Bu turda böyle bir rezillik yaşayacağımızı hiç düşünmemişim. Ben de hiç düşünmemişim. Sorsan yılların kampçıları dersin yani. Hesaplayamadığımız şeyler oluyor işte. Nutella, elma, iced tea, Berkay. Hadi kahvaltı hazır. Tamam, çadırımızı toplayayım, geliyorum. Hazırladığım kahvaltı elma doğramakla ibaret. Yapacak bir şey yok. Ama Nutella'yı da ekmeğe sürebilirim. Dur yapayım. Evet. Tek hamlede yaptım, gördün mü? Gördüm. Sen de elmayı mı çikolatalıyorsun? Sen işini biliyorsun. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Come in, come in. I can seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson. I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't God. Yolda durduk. Şu sebeple durduk. Yola giriyoruz ama burası bir dağ yolu. Sonuçta burada market falan olmadığını düşünüyorum. Berkay dedi ki biraz meşhur bir dağ yolu. Bence olabilir dedi ama yine de risk almıyoruz. Çünkü yolda güzel bir yer görürsek kamp yapma ihtimalimiz var. Daha önce giden gezginlerden de öneri aldık. Bakacağız yani. Orasını beğenirsek orada kamp yapacağız. Beğenmezsek yolu bitireceğiz. Evet. Belki Transfagarasyon'a gireriz. Belki şehirde bir yerde kalır, yarın gireriz. Bugünü idare edecek kadar yiyeceğimizi saklıyoruz.
Tabela. Tabela. Tabelasının ne olacak? Heyecandan kanıtamadım. Tanıdık var mı? Bak, Kral Motor. Nerede? Hasan Cızık. Başka? Şurada da var bak. Gel gel, buraya yapıştır. Orası çok kalabalık. Bulursun burada bir yer ya. Burayı mı? İyi. Devam ediyoruz. Canım nasılsın, iyi misin? İyi gibi. Nasıl gidiyor yolculuk? Vay be. Sen de buraları görecek mi sormayın. Hadi hadi devam.
yerin adı Palantay'mış. Ne diye sorduk? Peynir varmış içinde. Krema ister misiniz dedi. İsteriz dedi Berke. Van polenta, dve polenta. Van. Okey. Şöyle aldım. Isınıyoruz. Hava 10 derece. Ne kadarmış? Bilmiyorum, sormadım. Okey. How much money? 15. Okay. Ne kadar oluyor 15? 3 euro. 3 euro aşağı yukarı. Oo, bakalım nasıl bir şey. Bu arada Transalpina'nın çıkılabilecek en üst noktasındayız şu anda. Ulaşımı olan en üst noktasındayız. Nasıl bir şey? Bayağı güzel. Nedir? Katı koymak gibi bir tadı var. İlginç. Yemelisin. Tamam, dur yiyeceğim. Hadi ben de deniyorum. Dene ama ortasında peynir var galiba kocaman. Ondan da denemedim. Ben onu denemedim. Nasıl? Seçiyorsunlar ya. Hayır ya. Çok lezzetli bir şey. Önyargılı olma bak. Şey gibi. Hani Aydar dediğimiz kuyma hatırlıyor musun? Onun gibi bir şey. O ondan yapmışlar. Sen ortadakini mi deme? Sen ortadakini denemedim. Sen ortadakini mi denemedin? Keçi sütünden. Şimdi ortadakini deniyorum. Bilmiyorum ama lezzetli ben. Değişik bir peynir. Ya da keçi sütü. Hayır, yoğurt kesinlikle değil. Yoğurt değil ki o. Krema işte. Ben tam sevmedim. Gerçekten. Valla. Ortadaki biraz daha. Ortadakini yemeden bir kenarını ye sadece. Yedim, sadece kenarını yedim. Onu da mı sevmedin? Onu da sevmedim. Denemiş olduk ya. Neydi bunun adı? Polenta. Polenta. Bir de orada yanında domuz kızartıyorlar da. Gördün mü? Gördüm. Evet. O da değişik yani. Yiyorsanız onunla birlikte yiyorlar normalde. Ben yemeyeceğim. Sana afiyet olsun. Nasıldı yolculuk? Çok soğuk. Çok soğuktu yolculuk. Dolu yağdı. Yağmur zaten hiç durmadı. Burada durdu. Burada da bulutların üstüne çıktık diye durdu. Normalde burada kalmıştık. Yani burayı kamp yapacak yer olarak işaretmiştik. Evet. Ama mümkün gözükmüyor. Burası zaten artık en zirve. Dediğim gibi. Dahası yok. Galiba şimdi inişe geçeceğiz. Bakalım. Oo, şarj bitiyor. Şuranın sıcaklığı normalde dayanılamaz bir sıcaklık değil ama 50 kilometre. Ama motorla geldiğimiz için gerçekten ya, yağmur yağması yine sıkıntı. Yağmur yok, yağdığı evet. için ıslandık, ıslandık yani, evet. Şöyle yağmur alt tarafı birazcık su geçirdi bu sefer. Ya ama neden geçiriyor? Normalde hiçbir yerden almıyor. Sadece popo kısmından alıyor. Evet. Popo kısmı geriliyor galiba. Gerilince bence ondan değil. Air altlar çok ıslanıyor. Ha, ve bir de o var. Uzun evet. süre ona yumuşak, maruz kalıyor. Evet, yumuşak bir şeyin suyuna. Yani süngere oturmuşsunuz gibi evet, oluyor. Evet, suyun içerisine oturmuşsunuz gibi oluyor. Akıtık içinde. Evet. O yüzden uzun süre maruz kaldığı için 20. dakikada falan almaya başlıyor galiba, değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ya burada kalacağız. Burada bir yerde. Ya da aşağı ineceğiz. Aşağıda. Ben çekirim diyorum.
Biraz inelim, evet. Hava durumuna da baktık. Ama bak orada da şükür şey var böyle. Oraya da yapıştıralım, tamam. Hava durumuna baktın sandım. Ve dedin ki yağmur. Aynen öyle. O yüzden yani hani yarın yağmur olmayacağını bilsek kalırız. Aynen. Yarın ineriz ama. Yarın da yağmur var. O yüzden beklemenin de çok bir anlamı yok. En azından sıcak bir gece. Yani dün bile aşağıda olmamıza rağmen üşüdük gece. Evet. Bugün burada kalmak şu an 10 derece burası çalıştı. Ama hissedilerini tahmin edemezdim. Şu an benim hissettiğim iki baba. Güzelmiş ama buralar değil mi? Güzelmiş, evet. Keyif yani. Dağın başındayız. Bana çok keyif ver. Şu adamların şapkalarını algılamaya çalışıyorum. Şu arkada satılıyor. Ha, eğlence ama. Aha. Yani. De... Sen gör merak et diye işte. Anladın mı? Anladım. Hepsi strateji. Bak bir de gidip bakalım diyor ya. Başka mutlaka indirsem ayıp olur mu? Niye ayıp olsun ki? Yağmurluk sonuçta. Bakayım. Oo, çok ayıp oldu valla. Ay kırayım. Papamı kırıcam ya. Baksana nasıl kıyım. Çok da ıslak değilsin. Değil mi? Gözükmüyor. Soğuk bence ondan. Eldivenleri gösterdin mi? Kurutmaca. Eldivenlerimizi kurutmamız için bu el arabasını buraya çektiler. Orası fazla sıcak değil çünkü. Cayır cayır yanan bir ateş yok ama buradan bayağı ateş geliyor. Kurudun mu? Kurudum biraz ya. Kurumuşsun bayağı. Orada ek parça var ya, o yüzden herhalde çok ıslanıyor. Kuruyoruz, Berkay araya geçti. O çok ıslak. Ben bayağı kurudum ama. Benim airhawk büyük ya, daha fazla suyu çekiyor. Evet. Dolayısıyla daha fazla ıslandım. Ama başka hiçbir yerim ıslak değil, sadece... Sadece orası. Evet, evet, bende de durum aynı. Onları bir çevir de yanmasın. Çevireceğim de dur, korumalar olduğu için. Ne yağmurdu be. Galiba en fazlası buydu. Dolu abi yani. Ötesi ben bilmiyorum da bunun gibiler olmuş. Ama yakalandığımız en fazlası buydu galiba. Evet, olabilir, en fazlası buydu. Ben önümü göremiyordum, biliyor musun? Önünü mü göremiyordun? Evet, yağmurdan. Hadi ya, o kadar. O kadar. Arkadaşlar. Ne yapayım? Sen bizi niye riske atıyorsun? Allah Allah. Şimdi isteklerimi anlatıyorum. Böyle karavanımızdan inip mini bir şortla, askılı boyuzla böyle burada soğuğu hiç takmadan yürümek istiyorum. Sonra arkadan çıkarıp kazağımı alıp giymek. Boğazlı kazak olacak. Böyle uzun. Giyip burada böyle oturup hayalim bu yönde. Hayaller hayatlar. Düştün mü içeriği de? Görüyorum işte. Orijinal. Güzel yapmışlar ha. Oo, arkası cennet. Ne cenneti? Alışveriş cenneti. Bu da kim? Evet, rahat rahat gez. Ne alsam, ne alsam? Bunlar şişe mi? Evet, viski şişesi. Bardak. Bardak, şunlar şişe. Aa, çok iyi. Oho, battaniyelere bak. Koyun tüyünden. Koyun tüyü denmez, koyun yünü denir. Yünü işte. Aynı şey. Bunlar nedir? Peynir mi? Peynir. Tamam tamam, şov yapma. Ay, yılanlara bak.
Sen bunu sen biliyorsun bu mesela. Yiyecek çeşitlerini biraz arttırmalarını istiyor. Tatlı. Sucuk. İyi gider değil mi buralarda? Arttırsın da. Mantı, hele şu mantı falan. Patates, dönen patates kızartmaları. Bunu ben hayatmayacağım. Şu çubuktakiler. Evet. Ah yazın büyük çekmece sahil akşam. Bana işkence yapıp gelmesene. Şimdi nereye? Şimdi bir tapela gördüm. Bu sefer ben yapıştırayım. Ha tamam. Ben de kabul ettim. Hep ben yapıştırıyorum çünkü. Manzaraya bak. Oh. Oh. Acayipmiş. O tarafında da mı var? Evet. Nereye yapıştıracağım? Nereye yapıştırayım? Bence şurası uygun gibi. Şey kapatma da insanların şeylerini. Alttakileri kapatmak üsttekini kapatmaktan daha mantıklı şu an çünkü yazıları... Hah evet hiçbirini kapatmadın süpersin. Heh, çok güzel oldu. Ben de geliyorum. Hep kamerayla gelen benim. Böyle zor yolları daha da zorlaştırıyorsun. İmdat. Oh, toprak kayması yaşadım. Nüfriye zıplayacağım. Bir, iki, üç. Hop. Araba geliyor. Fazla koşmamak lazım. Göl mü var? Aa ben o gölü görmüştüm. Şuradan gelirken. Sana söylememiştim. Neleri bana söylemiyorsun acaba? Ama o zamanlar elim çok kazıktı. Çok ıslanmıştım o yüzden. Bunlar donmuyor mu? Donmuyor demek ki. Gerçi arabası var yanında. Donarsam arabaya kaçarım diyordur. Yani bizim kaçacak bir yerimiz yok. Bir tane daha tulumumuz olsa sıkıntı olmazdı da. Yani şu an öğlen saatinde 10 dereceyiz. Evet. Gelecek kimleri kalmayalım. Mantıklı. Ama çok da güzel alan düz. Yayla işte. Eşekler de var. Ay çok güzel eşekler var. Hadi git. Şu griyi seçtim. Hadi seçtiysen git. Ama gidiyor. Çağır. Eşekler nasıl çağrılıyor? Bilmiyorum. Aa, hepsi. Aa. Sen gibi oldu bu ya. Aa. Ne düşünüyorsun? Normal, herkes. Korktular. Git git. Görecektim. Korktular. Rahatsız etme. Herkes yapıyor. Unutma ki bütün canlılar yapıyor. İşte. Bak bana. Pis. Hayır. Gel. Seveceğim, seveceğim gel. Seni beğenmedi. Hayvanları sevmemem gerekiyor olabilir. Çünkü biraz korkuyorlar. Ne kadar sessiz. Sarılmayı düşünmüştüm. Yeni manzaralara doğru gidiyoruz. Şu yolu gidelim diyorsun ha? Gidebilir miyiz? Motorla. Gidilir bence, çok kötü değil. Bence riskli gibi duruyor ya. Yani risk çok büyük değil, en fazla dövebiliriz de. Sonra mağazalar jetbox'ımız falan yanılıyor. Çok yumuşak toprak değil mi? Evet ya, bastınız her içine. Sünger gibi. Çayır çimen geze geze o. Çayır çimen geze geze o. Oğlumdan bir geveze, kızına gönül verdim darılma hanım teyze. Of nenem o. Düşkesene. Oğlumdan bir geveze, kızına evet, geveze. Gönül verdim darıl. Efendim? Geveze. Ne üzüm? Üzümü çıkartıyordun. O yanlışlıkla. Daha gitmeyelim bence ya. Evet, gayet güzel bir yere geldik. Yarıklara bak. Ne oluşmuş onlar? Orada su mu var? Şuraya bir gidelim ya. Bak bunun sonu yok. Dağdayız. Sanıyor.
vakit bitmez yani. Ya şu yarağa bakacağım. Ya kaç tane dağ var baksana. Neler yapıyorsun öyle ya? Şef çıldırdı. Şefin çılgın tatlısı. Ama bu böyle akmaz mı? Akmaz. Aktı. Aktı. Canımız tatlı çektiğinde biz. Of be. Of be. Onun şu şeyini alıp şuraya. Heh, evet. Şefim kusura bakmayın, işinize karışıyorum ama. Canın sağ olsun. Şimdi bunları sobaya götürelim. Bunun biri pişti bile bak. Oh, koy koy biraz daha. Koyacağım, yerlerini değiştirdim, o da pişti. Herkes bizi izliyor. Bozma da fotoğraf çekelim, getiriyorum hemen. Eli şey donuyor ama. Harika değil mi? Kaplarda ne yapıyoruz? Güzel bir şeyler. Ateş atıyoruz Türkçe'de. Biz 4 tanemiz alıyoruz her gün. Muz bizi tok tutuyor. Aynı zamanda vitamin. Yanına ekstra meyveler de alıyoruz. Şeftali, erik, nektarin, elma, kivi. Ne bulursak alıyoruz. Depoluyoruz öyle çantaya. Bugün greyfurt aldık biliyorsunuz. Greyfurt'tan sonra benim halim. Her ne kadar buranın tadına doyamasak da hava kararmadan gidip artık kendimize güvenli gece geçirebileceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Aynı zamanda sıcaklık açısından da güvenli olması gerekiyor. Çünkü çok üşürsek sıkıntı yaşayabiliriz. Neler geliyor? İçimiz gidiyor tabii geçtikçe. Bir dahaki türe artık yüksek sesi. Ne diyorsun? Kesin. O zaman yola kayılıyoruz. Devam ediyoruz.